Evet efendim. Şimdi ayağa kalktım. Bir özel haber çalışmamız var ama dedi ki arada gözde. Peki dedi Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tuta kalırsa ne oluyor? 15 gün süresi var. Hı hı. 14 Mayıs pazar gününden ikinci hafta iki hafta koyuyorsunuz. Nereye geliyor? İkinci hafta 28, 28, 28 Mayıs. geliyor. Evet. Bu işin Mayıs ayı içerisinde olma ihtimali giderek düşeniyor. Evet. Onu göreceğiz. Şimdi efendim Avrupa'daki ülkelerden çok nüfusu olan ve milyonlarca insanın Türkiye'de asgari ücretten maaş aldığını gördüğümüzde çok özel bir çalışma. Asgari ücretin bizdeki durumu ne? Bir sendika, disk, devrimci işçi sendikaları konfederasyonu yaptığı çalışma. Efendim sendika deyince sendikalar işçinin hakkını savunur, işçinin hakkını korur. Sendikaların bazılarına sarı sendika deniyor. Niye sarı sendika? Sarı sendika yürürlükteki kurallar, kanunlar dışında hükümetlerin dediği şekilde hareket eden sendikalardır. Evet. Şimdi bakalım efendim neymiş. Başlığımız asgari ücretliler ülkesi olduk. Ne anlama geliyor? Bir asgari ücret var. Bir de ortalama genel ücret var. İkisini karşılaştırıyoruz. Diskin rakamlarına göre makas daralıyor. Çünkü dikkat edin efendim. Türkiye'de çalışanların %48.7'si, %49'u asgari ücret için çalışıyor. Ve %10 fazlası maaşa çalışıyor. Yani %48.7 %49 asgari ücret alıyor. Bazı işyerleri de asgari ücret artı 500 lira. Asgari ücret artı 700 lira diyor. %10 fazla maaşa çalışıyor. Ettim mi efendim nüfusun? Kaç oldu? 49-59 %60'dan bahsediyoruz. Türkiye'deki çalışan, tüm çalışanların %60'ı asgari ücret ve 500 lira fazlasına ter döküyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde Hiç Avrupa Birliği bizi yanına alır mı? Hiç bizi gelin içimize girin der mi? Sendeki asgari ücretin en makulü yüzde 48.7, adamda yüzde dört. Peki 2012'de bürüt asgari ücret, bürüt ortalama ücretin yüzde 44'ü. Bakın bürüt asgari ücret, bürüt ortalama yüzde 44'ü. 2016'da %53'e, 2022'de %73'e yükselmiş. Gözde hiçbir şeye bakma. Maaşlarımızın nasıl eridiğini, hayat pahalılığı, enflasyonu bunu bir kenara koy. Maaşlarımızın nasıl kuş olduğunu şu orandan gör. Bunu görmeyenin vicdanı yoktur. Bunu anlamayanın kalbi taştır. İşçinin, emekçinin hakkıdır bu. Bak, 53, yüzde 73 giderek asgari ücretin maaş olarak diğer rakamlar içerisindeki hacmi ve alım gücünün ne kadar daraldığını gösteriyor. İnsanlar seviniyor. Asgari ücrete zam geldi. Yüzde şu kadar arttı. E 8.507 li lira oldu. Ne oldu? 5.500'dü. 8.500'e çıktı. Nankör diyor adam. 3.000 lira arttı diyor. Nankör diyor. En nankör diyen kara vicdanlı. Ekmeğin kilosu ne olacak? Çoğu kişi sevinemiyor artık. Çünkü her şeye zam geleceği için. Ayşe geldi. Takır evet. takır listeler deniyor. Geldi değişiyor. bile. TÜİK rakamlarının enflasyon oranı bir yıllık yüzde 85. O da TÜİK rakamlarına göre. Ortalama yüzde 185. 100 puan sarkma var. 102'ye bölü 50. Enflasyonu yüzde 130 olarak düşün. Maaşına 50 zam gelen adam üründeki %130 artışı söylene nankör diyor. Hı hı. Çocuğuna gelecek veremeyen insan maaşım arttı diye seviniyor. Ben de diyorum ki sen nankörsün. 2604 liraya 65 yaş üstü ihtiyar maaşını alan nasıl geçinecek diyorum. Susuyor. Buzdolabım vardı diyor dün dolmuştaki tartışmada. Son model 4 cam otomatik arabaya biniyorsunuz diyor. Yemin ediyorum ağzından nefesi kokuyor. Bazı insanlar Stockholm sendrom diye bir olay var. Bazı insanlar gördüğü eziyetten mutlu oluyor. Bazı kadınlar var, duyuyoruz. Evli ama eşinden hiç yüz görmüyor. Ne evinde eşinden haçlık alıyor, ne bir tatlı dil, ne bir güler yüz. Ama o evli sürdürüyor. O kaostan faydalanıyor. O kaostan tadalar gibi bir havası var. Bazı insanlar da Geçiremiyor, aç, parası yok, çocuğuna gelecek veremiyor ama tutuyor. Asgari ücrette benim maaşım %50 arttı deyip diğer tarafı göremiyor. Bu kadar. İşte Türkiye'deki asgari ücretin durumu bu.